Strong Coder'da hepinize merhaba arkadaşlar. İkinci PHP dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde PHP'ye temel bir giriş yapacağız. Ekrana yazdırma ve PHP'de yorum satırlarını göreceğiz. Ve tabii ki ilk önce PHP kodlarının yazılışıyla başlayacağız. Hemen XAMPP programımızı açalım. Şuraya yazdığımızda kontrol paneli çıkacak. Özellikler diyelim. Dosya konumunu aç dedikten sonra PHP dosyalarımızı buradaki htdocs klasörüne atacağımız için o yüzden bu şekilde klasör konumunu açtırdım. Bizim için arkadaşlar ben şöyle bir şey yaptım. Htdocs klasörünün içine test adında bir klasör daha oluşturdum. Ve bunun içinde çalışmayı düşünüyorum. Yani bunun içinde çalışırsak daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Şu dosyayı silelim. Daha önce bir WordPress kurulumu yaptım. Example'a çalıştı. Herhangi bir sorun olmadı. O dosyalar onun içinde. Şimdi şunu bir yeni pencerede açalım. Burası bizim htdocs klasörünün içinde test adında bir klasör oluşturalım. Bu klasör bizim çalışma alanımız arkadaşlar. Şimdi ise programı çalıştıralım. Example Ctrl X'i açalım. Evet, buraya geldi. Şimdi sadece Apache'yi başlatsak yeter. Start diyelim. Evet, Apache başladı. Ben config şey atmayın diyorum. Bunun deme sebebim localhost çalıştırabilmek. Yani isterseniz burayı direkt http localhost yazabilirsiniz. Yani şu şekilde da erişebilirsiniz isterseniz. Şimdi ise arkadaşlar PHP kodlarının yazılışını inceleyelim. Notepad plus'ımızı açalım. Şunu kapatayım. Evet, şimdi Notepad Plus da yapacağız arkadaşlar. PHP kodlarının yazılışı iki blok arasında başlar. Nasıl iki blok arasında başlar? Bir tane küçük bir işaret koyup soru işareti PHP yaptığınız zaman PHP kodlama bloğunu açmış olursunuz. Soru işareti büyüktür işaret koyduğunuz zaman da PHP bloğunu kapatmış olursunuz. Yani PHP kodları bu iki bloğun arasına yazılır. Bunu unutmayın. Şimdi ise arkadaşlar ekrana yazdırma komutlarına gelelim. Ekrana yazdırma komutu arkadaşlar, komutları daha doğrusu dörde ayrılır. Bir tanesi echo'dur. Ben buraya yazacağım. Şu şekilde. Echo. Bir diğerinin ismi ise print'tir. Print. Yazdır anlamında. Bir diğerinin ismi print. R kodudur arkadaşlar. Bir diğeri de var dump'tır. Şu şekilde. Alt tire dump olarak yazılır. Bu fonksiyonlar echo ve print fonksiyonları aynı işleri yapar. Fakat bu iki fonksiyondan birisi şöyle söyleyeyim. Bu fonksiyonlar echo ve print lafı toparlayamadım. Özür diliyorum. Bu ekrana yazdığımız fonksiyonlar arkadaşlar şu ikisi aynı işi yapar. Yani print ve echo aynıdır. Aynı işi yapmaktadır. Bu iki fonksiyondan birisini kullanarak bir değişkenin diğerini ekrana yazdırabiliriz. Fakat print r ile yani şu ile vardump şu şekilde ayıralım. Print r ile vardump fonksiyonlarının işlevi farklıdır. Bu fonksiyonlar değişken değerleri hakkında bize detaylı bilgi verirler. Print r dizi değişkenlerin yapısı hakkında bilgi almamızı sağlar. Vardump değişkenlerin veri tipleri hakkında bilgi almamızı sağlar. Bu iki fonksiyonu kullanım ile ilgili bilgileri konular videolar ilerledikçe göstereceğim. Tekrar etmek gerekirse print ve yani şu fonksiyonumuz dizi değişkenlerinin yapısı hakkında bilgi almamızı sağlar. Vardan pis arkadaşlar yani şu fonksiyonumuz değişkenlerin veri tipleri hakkında bilgi almamızı sağlar. Şimdi hemen örnek bir kodlama yapalım. Fakat şunu da belirtmek istiyorum. HTML bilmiyorsanız
PHP'ye başlamayın çünkü HTML kodları da PHP'ye görüntü vermek için kullanılır. Tabii ki hani demiyorum hani hiç HTML bilmiyorsanız PHP'ye başlamayın diye. Yani bilmiyorsanız HTML, PHP öğrenirken de HTML de öğrenin. Onun için web tasarım rehberi derslerime göz atabilirsiniz. Hala HTML dersleri devam ediyor. Şu an 9. derste. Oradan HTML öğrenmeye başlayabilirsiniz. HTML bilmiyorsanız. Ayrıca bu anlatacağım PHP konuları arkadaşlar. SQL, MySQL, MySQL, Pido, Mongo diye bir SQLite, Ajax, XML, SOAP, GD, UP, Laravel 4, Curl, IMAP, POP 3, Red, SEO, REST gibi konulardan oluşuyor. Onu da en başta söyleyeyim. Yani konularımız uzun. Yani bu en son herhalde PHP dersleri biter kanalımda. O zaman PHP dersleri bitene kadar daha ben Python'u veya diğer programlama dillerini anlatmış olurum. Neyse konuyu daha fazla dağıtmadan ilk kodlamamıza geçelim. Şimdi ise arkadaşlar şu kısmı silelim. Ve ekrana PHP programlama öğreniyorum. 2016 yazdım, yazalım. Bunun için hemen echo tırnak çift tırnak için arkadaşlar bakın. PHP şu şekilde yapalım hatta. PHP programlama. Bir de şunu unutmadan söyleyeyim. PHP ile kodlar noktalı virgülle biter. C# bilenler bunu anımsayacaktır. Bilmeyenler C# veya buna benzer yapı olarak benzer bir dil bilmeyenler için PHP'de kodlar noktalı virgül ile sonlandırılır. Bunu unutmayın. Şimdi bir alt satıra geçip arkadaşlar bu kısma tekrar echo fakat tek tırnak içinde çifte basın ikiye bastığınızda bu işareti yapabilirsiniz. Küçüktür. BR slash hatta şu şekilde yapalım. BR ve noktalı virgül. Bu kod HTML'de bildiğiniz gibi boşluk verme kodu yani daha doğrusu alt satıra geçme kodu. Şimdi ise print komutuna geçelim. Print yazıyoruz. Yine tırnak içinde PHP programlama öğreniyorum. Yazdıktan sonra noktalı virgülümüzü kapatalım. Bir alt satıra geçelim. Tekrar print şu şekilde. Bir alt satıra geçip tekrar echo yazalım ve 2016 yazalım. Fark ettiyseniz şunu da söyleyeyim. 2016 yazarken ne tek ne de çift tırnak kullanmadım. Bunun sebebi arkadaşlar PHP'de sayılara, rakamlara tırnak kullanılmaz. Şimdi ise bu dosyamızı kaydedelim hemen. Buradan şuradan yolumu kopyalayalım. Evet, bunun ismini index.php olarak kaydedelim. Index.php'nin anlamı ana sayfa olarak tanımlansın. Şurada 4 ekleyip bir hata yapmışım. Şimdi kaydedelim tekrar düzelttim. Evet, şimdi şu alana hemen test yazalım. Enter'layalım. 7. satırda hata olduğunu söylüyor. Bunun sebebi 2016. Evet. Bunun sebebi arkadaşlar print kodun sonuna noktaları koymamışım. Bunun için zaten bakın diyor echo komutunda hata var. Kaydedelim. Bakın PHP programlama öğreniyorum 2016. Şimdi diyebilirsiniz ki biz bunların başına da echo koyduk. Fakat bunlar niye ekrana yazdırılmadı? Çünkü tek tırnak içine yazdığımız bir HTML kodu olduğu için ekrana yazdırılmadı. Onun yerine direkt echo komutu üzerinden bu kodlar çalıştırıldı. Tabi isterseniz echo eklemeyebilirsiniz. Bunları ileriki videolarda göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde PHP programlama öğreniyorum. 2016 yazdırmış olduk ekranı. Şimdi ise PHP'de yorum satırlarını görelim. PHP'de arkadaşlar yorum satırları genelde not almak için kullanılır. Mesela işte deriz ki şu şekilde iki slash koyarız. Bu bir yorum satırı. Bu bir yarım satır olmuş olur. Slash'tan sonrası
ve tek satırlık bir yorum satırıdır. Bu alta geçtiğimizde yorum satırı olmaktan çıkar. Yorum satırları arkadaşlar server sunucu tarafından yorumlanmaz, çalıştırılmaz, atlanır. Mesela buraya diyelim ki genelde biz not almak için kullanırız bunları. Ekrana yazı yazdırma fonksiyonu 1. Bir alt satıra geçelim arkadaşlar. Mesela bu sefer de kare koyalım şu şekilde. Bu da aynı şekilde diyez işareti. Yine çift slash ile aynı işlevi yapar. Yani şu slash ile aynı işlevi yapar. Diyez işareti neyse arkadaşlar. Diyelim ki mesela buraya ekrana yazdırma fonksiyonu 2. Bakın mesela alt satıra geçtiğimizde diyez işareti de işlevini yitirecek. Çünkü diyez işareti de dediğimiz gibi çift slash işaretiyle aynı işlevi yapmaktan. Şimdi ise çoklu yorum satırı oluşturmaya gelelim. Mesela print şu şekilde hatta şunu 1.1 yapalım. Şuraya 2 diyelim. Ve bu sefer arkadaşlar slash kare özür diliyorum slash yıldız yazalım. Şu şekilde slash yıldız. Bakın gördüğünüz gibi burası yeşil oldu. Bunun sebebi arkadaşlar bu kısmı yani slash yıldız yaptığımız zaman slash yıldızdan sonra gelen bütün satırlar yorum satırı sayılacaktır. Ta ki siz tekrar yıldız slash işareti yapana kadar mesela örnek veriyorum ben bu kodun çalışmasını istemiyorum PHP'de. O zaman mesela şuraya mesela kodun başına slash koyup daha sonra buraya şu şekilde koyduğum zaman bakın bu kod mesela artık devre dışı. Fakat ben diyorum ki şu şekilde buraya çok uzun bir not alacağım. Alt satırlara falan da ineceğim diyorum. Şu şekilde. Mesela şöyle sallamasın bir şeyler yazalım. Bak. Şu şekilde silelim. Bakın alt satıra geçtik. Hala yorum satırı olarak devam ediyoruz işleme. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Bu kullandığımız yorum satırı işareti. Bu işaret arkadaşlar slash yıldız yıldız slash işareti çoklu yorum satırları yapmamıza olanak sağlar. Bu yorum satırı sizin istediğiniz satır sayısına bağlıdır. İsterseniz buraya 2000 satır yorum yazabilirsiniz. 2000 satırlık bir yorum da yazabilirsiniz. Bu size bağlı bir şey. Şimdi biz arkadaşlar diğer konumuzdan devam edelim. Ve yorum satırları içerisinde PHP kodlarımızın içinde yorum satırları kullanalım. Mesela diyelim ki şu şekilde şu mesela şunları silelim. Hatta şurayı komple silelim. Echo 2016'da dahil. Şu Echo kodu kalsın. Buraya arkadaşlar diğer işaretimizi koyalım. Yani kare. Ve burada alanı yorum satırına çevirip buraya PHP programlama öğreniyorum yazalım. Hatta daha iyi anlamanız için şöyle tekrar PHP programlama yazalım. Ve bunu da noktalı virgülle kapatalım. Kullanabilmek için kodumuzu ileride. Şimdi ise bir alt satıra geçip PHP dersleri BR yazalım. Yani şu şekilde şuraya öğreniyorum yazalım. Fakat şimdilik şuradaki diyez işaretini silelim. Şu şekilde böyle kaydedelim. Ekranı çift PHP programlama yazdırsın. Şu şekilde bakın bir tane PHP programlama yazımız fazla oldu. Hemen şimdi ikinci şuradaki PHP programlama yazısının başına diyez işareti koyup kaydedelim. Bakın sunucu artık bunu çalıştırmıyor, okumuyor, atlıyor. Gördüğünüz gibi şimdi ise daha
biraz daha geniş bir ömlet yapalım. Mesela şuraya. Eko. Hatta şu kodu kopyalayalım. Ama önce merhaba dünya yazalım. Daha sonra şu şekilde tırnağımızı kapatmadan önce merhaba dünyanın yanına BR yazalım. Tırnağımızı öyle kapatalım. Ve noktalı virgülle kodumuzu bitirelim. Bir ara bu PHP 5 versiyonunda çalışıyordu. Şu an 7 versiyonundayız. Çalışacak ve bunu test etmek istiyorum. Hem de bakalım nasıl olacak çalışırsa. Diye işaret yapalım. Diyelim ki tek satırlı yorum yapılabilir. Yorumun uzunluğu önemli değil. Tek satırlık yorum kısımlarında yorumun uzunluğu önemli değil. Yeter ki ikinci satıra geçmesin yorum. Onun dışında istiyorsanız aynı satırda olmak üzere istediğiniz kadar yazı yazın. Şimdi alt satıra geçelim. Bunu yapıştıralım. Ve diyelim ki çift slash tek satırlık yorum yapılabilir. Bir alt satıra geçelim. Ve slash yıldız yıldız slash diyelim. Ve burayı şu şekilde alabildiğimiz kadar alta alalım. Buraya diyelim ki çok satırlı açıklama yazılır. Bazı notlarda birden fazla yorum yapılabilir. Ve not yorum yap birden fazla yorum yapılabilir olsun. Şu şekilde. Mesela bunu kaydedelim. Bakalım şunu da dediğim gibi merak ediyorum. PHP 5 versiyonlarında BR kodu bu şekilde kullanılabiliyordu. Umarım evet 7 versiyonunda da varmış. İyi, güzel. Bilgilerim biraz daha tazelemiş oldum. Bu sayede evet gördüğünüz gibi merhaba dünya olarak buraya yazdırmış olduk. Onun dışında arkadaşlar diğer bir konumuz ise PHP'de bazen Türkçe karakter sorunu olabiliyor. Bunun için arkadaşlar eğer sizde Türkçe karakter sorunu varsa mesela ü gözükmüyordur, i gözükmüyordur, Türkçe karakterler gözükmüyordur. Bunun için arkadaşlar bunu düzeltmek için header yazıp şu şekilde daha doğrusu header yazıp şöyle silelim. Bunu Türkçe karakter sorunu yaşayan arkadaşlar için gösteriyorum. Mesela ünün gözükmemesi gibi sesli harfleri mesela büyük i'nin, ü'nün, ö'nün gözükmemesi gibi Türkçe harflerin gözükmemesinin çözümünü gösteriyorum arkadaşlar. Ki Türkçe karakterleri onlar da görebilsin. Parantez açıp kapatıp tırnak içinde content type evet, bu şekilde test etmiş olursunuz mesela. Kaydedelim. Bakalım çalışalım. Sizde de bu şekilde düzgün gözükmesi lazım. Gözükmüyorsa arkadaşlar buradaki UTF-8'i Google'a PHP
Türkçe karakter sonu düzenleme yazarak ulaşabilirsiniz. Onun dışında bir de HTML Türkçe karakter sonu giderme yazıp şuradaki UTF-8 yazan kısımları değiştirerek, deneyerek bulabilirsiniz. Hemen hemen her bilgisayarda UTF-8'dir. Fakat bazı farklılık gösterebiliyor. Şimdi arkadaşlar kısa hemen bir bilgi tazelemesi yapalım. Bundan sonra artık videoyu bitireceğim. Diğer dersimizde değişkenlere geçmiş olacağız. PHP kodlar arkadaşlar her zaman PHP takları yani şu taklar arasına yazılır. PHP kodu her zaman noktalı virgül ile biter. Yani şu şekilde. Hatta bakın ben echo'yu bitirmedim o şekilde. Bu bir hata yaratabilirdi. Hata oluşturabilirdi. Fakat olmadı ama onu da bilirdi. Çok satırlı kodlar yazdığımız zaman profesyonel anlamda bir noktada görüyoruz. Unutmak bütün projeyi o kadar yazdığımız satırlı kodları tekrar taramamıza neden olur ve bu da gerçekten can sıkıcı, kafayı yedirtici bir durum. Zamanla bunu da zaten tecrübe edeceksiniz. PHP dosya uzantıları her zaman .php ile biter. Yani şu şekilde bizim dairenin kaydettiğimiz şekilde hatta PHP bu şekilde biter. Bir de öbür videoda değişkenlere geçeceğimizi söylemiştik. Hemen onunla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Değişkenler arkadaşlar PHP'de dolar işaretiyle başlar. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Videonun sonunda çıkan abone ol butonuna basıp videoyu beğenmeyi unutmayın. İsterseniz de diğer dersimiz videonun sonunda çıkan linklere tıklayarak, resimlere tıklayarak izleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.